Estağfurullah. Hoş geldiniz. Evet. Burası dolmuş olacak. Evet. Tamam, tamam. Ne bak. Meşe hazır. Evet. Ama... Bayraya mescidimiz ayrı ayrı. Mescidimiz güzel mescid. Burada da aynı şeyi yapacağız. Burada müdür yardım. Nasıl olmaz abi? Bir fizikle var. Rahat bir şekilde çayını içecek, kahvesini içecek, rehber üretmeniz. Çocuklar küçük bir zam. Nüfus merkeze çok doğru. Her tarafı gördük maşallah. Bizim de öyle bir sözümüz de vardı zaten. Evet. Tamam. Sen gel. Oranı eğitim kitabımız var ortada. Biz çok sevdik yani. Rozet olarak da güzel oturacak. Ben direkt görünce Müslüman. Sağ olsun belediyemiz destek oldular. Tamam çok güzel. Renkler... Pamukkale Belediyesi, Muhammed Serter İmam Hatip Lisesi inşaatı inşallah 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetişecek ve hizmete sunulmuş olacak. Bugün de yine Sayın Genel Müdürümüzle beraber inşaatta incelemelerde bulunduk. Hızla ilerliyor. Pamukkale Belediye'mize, hayırseverimize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir okul inşaatı gördük. Denizli Pamukkale Belediye'mizin de katkılarıyla hayırsever Muhammed Serter Bey'in inşa ettiği proje İmam Hatip Lisesi. Fen ve Sosyal Bilimler programı inşallah burada uygulanacak. Bu yıl 30 öğrenci alıyor. Zannediyorum hayırseverlerimizin de başarılı öğrencilere burs desteği de olacak. Okulumuzda nasip olursa inovasyon, tasarım beceri atölyeleri, yabancı dil becerilerini geliştirecek dil öğrenme sınıfları, ayrıca konferans salonu, mescit, zekütübhane, etkileşimli imkanlarla çocuklarımızın öğrenme becerilerini geliştirecek çeşitli faaliyetlerle İnanıyorum ki Pamukkale ilçesinde özgün, özel ve özellikle bir İmam Hatip Lisesi olacak. Dolayısıyla velilerimizin, öğrencilerimizin böyle bir okulda okuma konusunda hiç tereddüt etmeden okulumuzun çalışmalarını kendi okulun kendi internet sitesinden de takip ederek tercih dönemlerinde tercih etmelerini ben tavsiye ederim. Evet bugün yine çok kıymetli bir misafirimizi şehrimizde ve ilçemizde ağırlıyoruz. Misafirimizin Denizli'deki ziyaretleri kapsamında belki en önemli duraklarından bir tanesi Pamukkale Belediyesi Muhammed Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi inşaatı olmuştu. Çok şükür Rabbim nasip etti böylesine bir eğitim kurumunu hayırseverlerimizin de işbirliği içerisinde. Ama bugün görüyoruz ki binamız bütün ihtişamıyla ortaya çıkmış durumda. Ve yine şükürler olsun ki hiçbir aksaklığa maruz kalmadan şu anda devam ediyor. Okulumuzun çevresindeki yollar da yapılık değildi. Onlar da altyapı yaşadığı için epeyce bir bozuktu ama biz bir taraftan da bu yollarımızın da inşaatını tamamladık. Hedefimiz önümüzdeki eğitim ve öğretim sezonunda bu okulumuzu 24 derslikli bu devasa okulumuzu hem ortaokul hem lise olmak üzere açmak. Öğrencileriyle buluşturmak. Zaten kendimize o kadar inanıyoruz ve güveniyoruz ki şimdiden bu okulumuzla ilgili tanıtımlarımıza da başladık. Çok iddialı konuşuyoruz. Denizli'mizin eğitim kalitesi ve kapasitesi noktasında en son teknolojilerle donatılmış ve enerjik, dinamik ekibiyle muhteşem bir eğitim yuvası olacaktır. Hedefimiz de bu doğrultuda olacak. Çünkü milletimizin bize vermiş olduğu sorumluluk da bunu gerektirmektedir. İnşallah bu şekliyle devam ettiğimiz takdirde önümüzdeki bu eğitim ve öğretim sezonu burada bambaşka bir aydınlık ortaya çıkmış olacak. Başta bu arazinin bağışlanmasında, bu arazide hak sahibi olup da bunları bağışlayan o onlarca ve hatta hissedarlarıyla birlikte yüzü aşkın hayırseverimize de ben çok teşekkür ediyorum. Muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Burada emek sarf eden mühendisinden işçisine kadar bütün arkadaşlarımıza da inşallah kazasız belasız bir inşaat süreci temenni ediyorum.
aylarca bekliyor.